Gelelim gündeme. Çok fazla kendimizden bahsettik. Gündemde ne var? Yine Ekrem İmamoğlu davası var. Dün akşam bir 10 Kasım organizasyonu seyrettim. Ee, sanırım İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapmış. Ve de Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm nedeniyle e, bir organizasyon yapmışlar. Çok güzel bir organizasyon yapmışlar. Yani ben bir kısmına baktım. Ya yani orada değildim. Televizyondan gördüm. Mert Fırat vardı. Bir noktada işte vals çalıyor. Ekrem İmamoğlu da eşini kaldırıp dans ediyor. Tabii özellikle AK Parti cenabı buna çakıyor şimdi. İşte amma gününde dans olur mu? Neden olmasın? i̇lla yani hani ben ben de şöyle bir tereddütle karşıladım. Tam da o anda açmışım baktığımda. Yani hani televizyonu açtığımda o an vardı. Ee, ve de e, fikrimin ince gülünde dans ediyorlar vals diyorum. Onu vals diye çevirmişler. Ben sosyal medyaya baktım tepkiler ne diye. Ben bir tereddütte kaldım ya. İlginç geldi. Acaba dedim yani doğru mu yanlış mı? Ya dedim boş verin. Herkes eğer bunu kanıksadıysa gayet de güzel bir şey olmuş diye düşündüm. Tabii geçen gün mesela Tunç Soyer'in bir Aho gemide ben de olsaydım diye böyle smokinli bir foto videosu yayınlanıyor değil mi? Onu böyle kullanıyor AK Parti işte bakar mısınız bunlar Bizden değil, bilmem ne gibi. Ben de aynı videoya bakıyorum. Ne, ya ne kadar bravo Turgut Soyer, ne kadar iyi dans ediyormuş, ne kadar eğlenceli bir insan diye bakıyorum. Bunları unuttuk. Bunlar artık bizim unuttuğumuz şeyler. Yani hani bir belediye başkanının eşini kaldırıp dans etmesi ya artık nasıl yani hani böyle bir şey olmaz bir. Çünkü o kadar farklı bir siyaset ortamındayız ki 20 yıldır bazı normal olabilecek olaylar bize çok tuhaf gelmeye başladı. Ama bu organizasyonu bravo dört dörtlük bir organizasyon yapmışlar. Yani umarım aynı şeyi mesela 23 Nisan'da da belki de üstlenirler. TRT'nin bir şey yapacağı yok biliyorsunuz. TRT tarihi diziler çekmekten. Şu anda artık 23 Nisan'ı bir daha gündeme getirelim. Hani var diyor rahmetli Halit Kıvanç'ın sunduğu gibi dünyanın her yerinden gelen öğrencilerin buluştuğu bir 23 Nisan coşkulu yapalım. Ya da şu Eurovizyon'a bir daha girelim ya şu eğlencesini İsrail'in ülkeyi. Bir daha bir eğlence getireceğim gibi bir niyeti yok biliyorsunuz. Orada başka bir düzen dönüyor. Ee, belki de bu işi belediyeler sahiplenmedi. Bu işi de belediyeler sahiplenmeli. Yani sadece bu iş derken hepsini belediyeler sahiplensin. Yavaş yavaş oraya doğru gidiyor. Ekrem İmamoğlu davası görülüyor şu anda. Dava muhtemelen ertelenecek. Sokak Kedisi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Hakim demiş ki ya bu... E, ahmak sözü direkt e, İçişleri Bakanı'na yönelik bir söz gibi bir cümle kurmuş. E, o da umut verici yani. hani Çünkü şu anda biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı bu saçma sapan davada yüksek seçim kurulu üyeleri e, dediler ki bunu bize dedi sen misin diyen falan diye bir dava açtılar. Aslında tamamen siyasi bir davayla karşı karşıyayız. İmamoğlu'nun avukatlarının reddi hakim talebi de reddedilmiş iki tanık var onlardan biri e, yurt dışında biri de hastanedeymiş onlar da daha şey vermiyor. Murat Ongun'un e, ifade vermesi bekleniyor. Bunlar da konuşulan konular arasında. İçişleri Bakanı demişken bugün bombayı e, T-24'ten Tolga patlattı. İçişleri Bakanı Soylu'nun... E, Tolga Şardan T24'te ilginç bir iddiada bulundu. Dedi ki İçişleri Bakanı ile İstanbul Emniyet Müdürü arasında bir diyalog geçiyor. Sarallar operasyonu yapılıyor İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından. Soylu da diyor ki ya diyor siz niye bana bunu haber vermediniz diyor. İddia o ki İstanbul Emniyet Müdürü de diyor ki size haber verdiğimizde hep sızdırılıyor diyor. <laughs> Son derece ciddi bir iddia. Bakalım ne zaman yalanlanacak. Şimdi bakıyorum ben Süleyman Soylu Twitter hesabını çok aktif kullanıyor. Şimdi böylesine ciddi bir iddia. Her yerde cayır cayır konuşuluyor. Herhalde böyle bir şey vardır ya da yoktur diyeceklerdir. Ne aşamada diyecekler bakıyorum. Gözler şu anda Soylu'nun Twitter hesabında. Ekrem İmamoğlu davasına dönersek bütün Kartal'da toplanma yasağı gelmiş. Yani hiç kimse protesto etmesini istiyorlar. Hiçbir şekilde... <laughs> bir bu konuyla ilgili bir şey olmasın diyorlar. Ha bu arada İçişleri Bakanlığı müşaviri Burak Gültekin iddialara cevap vermiş. Özür dilerim ben bunu atlamışım. Ee, ağır bir hakarette bulunmuş. Yıllarca bakanlık ve emniyet koridorlarında sürten bu büyükelçi elemanı 6 yıldır yasaklı sayın bakanımız hakkında yüzlerce yalanın mucidi bu müfteri hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Ayrıca dezenformasyon yasasıyla da bu müfteliğinin iftira ve yalanı yüzüne vurulacak yüz varsa diye son derece sert bir açıklama yapmış ee, Burak Gültekin Tolga Şardan'la ilgili. Büyükelçi tarafından görevlendirildiği bir iftira yalanı kaleme almış diyor. Büyükelçi dediği kim? Siz anladınız mı? Ben anlamadım vallahi. Hangi kanalı gazeteciye açsak ya muhalefeti ya iktidarı abartıyor. Biz sen neyiz? Ee, Cüneyt, biz senden razıyız Cüneyt Bey. Sonunda bir doğru siyaset dinliyoruz diyor. Bülent Ayan. Teşekkürler Bülent Bey, sağ olun. Ya biz bildiğimiz yolda gidiyoruz, boş onlar. Yazıyor, konuşuyor, ihbar ediyor. Hedef gösteriyor. Şimdi hangi birine cevap vereceksin? Bu kadar cevap fazla bile. Başka ilginç ne var diye bakıyorum. Cihan Koli var. Fırıncı kardeşimiz. Kimse korkmasın silivri soğuk değil demiş. Vallahi rahatladım ya şimdi. Biliyorsunuz bir de e, soğuklar geliyormuş diyorlar. Yani Önümüzdeki bu kış çok soğuk geçecek diyorlar. Bunu duydum. Kimse korkmasın diyor. Silivri soğuk değil diyor. Gayet sıcak diyor. Düşüncelerinizi söylemekten korkmayın diyor. Şimdi dün ben birkaç espri yaptım. Baktım hemen yazıda çıkmaya başlamış ek sözlükte. Görüyor musun nasıl iktidarın yasaklarını meşrulaştırıyor? Yaptığım bir de şu, düşünsene cezaevine düşüyorsun. Yani sıra bize gel, hani bize bugüne kadar korkma sivil, silivri soğuktur diyordunuz. Sıra size geldi diyorum. Bak nasıl meşrulaştırıyor diyor. Evet yasayı ben çıkarttım. Şey yaptım bir de herkesi tutuklasınlar istiyorum. ya. Yani bir şey ne kadar yanlış anlaşılıyor. İnsanlar şöyle yani bakıyor ulan bundan ben ne çıkartırım dur. Ve hani Didikliyorlar da yani bakıyorlar cümlelerin yarısını kesiyor şeye bakıyor yaptığımız haberlere bakıyorlar ee, bütün bizim hayatımızı alt üst ediyorlar zaten dinliyorlar takip ediyorlar ve biz de son derece şeffaf bir hayat yaşıyoruz bula bula <laughs> işte ya lafı çarpıttığını buluyor ya da diyor ki bak görüyor musun reklam yapıyormuş <laughs> diyoruz da bardak satıyoruz daha ne olsun yani o noktadayız yani hani gelir elde etmek için bardak satıyoruz bardak. <laughs> Hala diyor ki Abi reklam yapıyorlar, şey yapıyorlarmış. Yapıyoruz. Reklam alıyorlarmış bunlar. Alıyoruz. <gülüyor> Almasın. <gülüyor> Sen alma. Git yap hadi <gülüyor> gazeteciliği. <gülüyor> Onun gibi. Hakim savcıdan esas hakkında mütalaa talep etmiş. Ondan sonra şu anda Allah Allah hızlanmış durumda. Bir Hilmi Hacaloğlu'nun tweeti var. Duruşma İmamoğlu lehine devam ediyordu ancak şu anda ortam biraz karıştı. Hakim savcıdan esas hakkında müsadaleat talep etti. Ancak avukatlar kendilerinden görüş alınmadığını söyleyerek redde hakim talep etti. Hakim bu talebi davayı uzatmaya yönelik buldu ve reddetti diyor. tuhaf bir yargılama gidiyor vallahi. Ne olduğuna bakacağız. Bu arada Kartal Meydanı'nda Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenler toplanıyorlar şu anda. Yasak ilan edilmesine rağmen bayağı da bir insan var şu anda. Tuhaf bak. İmamoğlu davasında Fox TV muhabiri dinlenmiş Gülşah İnçe. Hakim demiş ki bu sözlerin kime söylendiği belli. Bu dünyada bu lafa bakarım laf mı diye adama bakarım adam mı sözlerin Süleyman Soylu'ya söylenmediğini söyleyen varsa buraya gelsin. <laughs> Bakalım ne olacak abi çok acayip bir davayla karşı karşıya. Yani davanın her şeyi abuk da şu anda gitmesi de çok tuhaf. Gidişatı da tuhaf. Peki devam edelim. Bir yandan da gözüm şeyde. Cihan Kolu var cezaevinde avukatıyla konuşmuş. Kimse korkmasın söyleyeceğini söylesin. Silivri soğuk diyorlar ama hiç soğuk değil. Diyorum ya şimdi Ekrem İmamoğlu davasından ekmekle ilgili yaptığı verdiği bir demeçten sonra bu, bu demeçten sonra Twitter hesaplarına bakıyor çünkü böyle bir demeçten hiçbir yasada insanı cezaevine atamıyorsun ama Türkiye'de şöyle bir şey var. Bir insanı cezaevine atmak istedikten sonra bir şey buluyorsun. Twitter hesaplarına giriyorlar. Twitter hesabında eski şeylerine bakıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili iki tweet buluyorlar. Erdoğan'a hakaretten tutukluyorlar adamı. Bir de diyorlar ki Türkiye'de kanun yok. Hukuksuz işler yapılıyor. O işte. <laughs> Her şeyi hukuka uydurabiliyorsun yani bir şekilde. Bir yerinden eee tutabiliyor seni. Yeter ki istesin. İsterse seni ne bileyim dezenformasyondan da alabilir. Daha önce attığın tweetten de alabilir. 10 yıl önce attığın tweete de bakabilir. Mesele istemesi. O istek olduktan sonra bir şekilde onu hayata geçiriyorlar yani.